Solunum yolu enfeksiyonları üst ve alt solunum yolu olmak üzere iki kategoride incelenir. Üst solunum yolu enfeksiyonları dediğimiz soluk borusunun bifurkasyon dediğimiz ayrılım yerine kadar olan enfeksiyonlardır ve bunun içerisinde otit, sinüzit, tonsille faranjit, nezle, trakeit gibi pek çok enfeksiyonlar olabilir. Solunum yolu enfeksiyonu mevsimi dediğimiz bu günlerde bütün bu enfeksiyonlarda artış meydana gelebilir ama en önemli artış, en sık rastladığımız nezle dediğimiz enfeksiyondur. Bu mevsimlerde soğuk havaların başlamasıyla kapalı yerde geçirdiğimiz süre arttığı için birbirimize bulaştırma hızımız artar ve solunum yolu enfeksiyonu dediğimiz, solunum yolu enfeksiyonları mevsimi dediğimiz bu mevsimde nezle çok fazla sayıda gözükür. Burun akıntısı, hapşırık, boğaz ağrısı, halsizlik, bitkinlik pek 38 dereceyi geçmeyen bir hastalık şeklinde kendini gösterir. Bu tür enfeksiyonlarda hepinizin malum olduğu üzere önemli olan bulaşmasına mani olmaktır. Kendimizi nezleden ve diğer üst solunum yolu enfeksiyonlarından nasıl koruyacağız? Bunun için en temel şart sağlıklı yaşam kurallarına riayet etmemiz. Yani uykumuza dikkat etmemiz, dengeli ve düzenli beslenmemiz, spor yapmamız gibi genel sağlıklı yaşam kuralları. Böyle yaparsak immün sistemimiz, savunma sistemimiz daha sağlam olur. İkinci önemli faktör, bu mevsimde artış meydana geldiğinde belli bir mesafede bulaşacağı için hapşıran, öksüren kişilerle aramıza 1 metre mesafe koymaya çalışmak. Böylece virüsün vücudumuza ulaşmasına mani olmaya çalışmak. Hasta olan kişilerden ricamız hapşıracakları zaman ellerine değil dirseklerine hapşırmaları. Çünkü ele hapşırdığı zaman tokalaştığınızda ya da kapı kulpunu tuttuğunuz onu gelip sağlam kişi tuttuğunda gene bulaşmayı hızlandıracak şekilde gidecektir. Sık sık ellerimizi yıkamak gene önemli faktörlerden biri.